Güney Kore'de Busan kenti, hükümetler, teknoloji firmaları ve yeni dijital teknolojileri tartışmak üzere şirketleri bir araya getiren yıllık Uluslararası Telekom Dünyası etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ev sahibi ülke canlı pop kültürünü de sergiledi. Ve özellikle akıllı şehir teknolojileri olarak bilinen yenilikleri. Akıllı şehir ne anlama geliyor? Burada Busan'da trafiği izleyen ve sürücülerin ne zaman bir kaza olduğunu bilmelerini sağlayan bir sistem var. Burada ise ofislerdeki emisyonları izleyen, atmosfere ne kadar sera gazı attığınızı bildiren bir sistem. Burada sağlık için bir sistem var. Bu da hastalıkları gerçek zamanlı olarak izliyor, bilgileri doktorlara gönderiyor. Ve burada ise, bu çok ilginç, yolda giderken akıllı telefonunuza erişiminizi kapatan bir sistem. Dolayısıyla bir trafik kazasına karışma ihtimaliniz azalıyor. Neden bu teknolojileri buraya getirdiniz? Önemli olan insanları nasıl rahat ve güvenli hissettirirsiniz. Çünkü Koreli insanlar zaten IoT deneyimine sahipler ve daha fazla hizmet ve uygulama istiyorlar. Akıllı şehir konseptini anlayan tek halk Güney Koreliler değil. İsviçre'de önemli bir cep telefonu firması, cep telefonunun trafik tıkanıklığını analiz etmede nasıl kullanılabileceğini araştırıyor. Elimizde çok sayıda cep telefonu verisi var. Her gün bütün hatlarda 20 milyar etkinlik üretiyoruz. Yani her defasında cep telefonunuz bir antene bağlandığında bir dijital iz bırakıyor. Ve biz kentlerle temasa geçerek, işte biz size gerçek zamanlı olarak yaşanan trafiği gösterebiliriz. Ve bu sayede şehir trafiğini daha iyi planlayabilirsiniz diyoruz. Gerçekten akıllı kentler yaratmak için ultra hızlı 5G mobil ağlarının uygulanması gerekir. Fuar bu ağ için gerekli spektrumu 2020'den önce tanımlamayı ve bağlantıdaki paradigma kaymasını düzenlemeyi öngörüyor. 5G tüketiciler için hiper bağlantılı ortamlar sağlıyor. Bu nedenle tüketicilerin günlük yaşamları için hazırlanan bağlantılı tüm cihazlar 5G ile bağlanabilmeli. Bu yıl yapılan ITU Telecom World buluşmasının en önemli konusu güvenlik oldu. Zira bugün 6 milyar olan bağlanan cihaz sayısının 2025 yılına kadar 200 milyara yükseleceği öngörülüyor. Sistemin güvenliği sorusuna bir yanıt. Siber güvenlik yöntemimizi değiştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Gelecekte yapmamız gereken şey daha proaktif sistemlere göre tasarımlara ve güvenlik tasarımına bakmak. Bu cihazlara bazı ek kutular ya da bazı ilave yazılımlar eklemek değil. Onları daha başından güvenli bir şekilde inşa etmek önemli. Bir taraftan güvenlik sorularına verilen cevaplar aranıyor olsa da diğer taraftan tüketicilere 5G hizmetleri sunma konusundaki çabalar da hızlanıyor. Güney Kore gelecek kış olimpiyatlarında hiper bağlantılı bir şov yaratmaya hazırlanıyor. 5G ağını dünyada ilk kez olimpiyat oyunlarında izleyiciler ve katılımcılar için deneme hizmeti sunmaya çalışacağız. Bunu dünyada ilk kez biz yapmış olacağız. Uluslararası Telekom World katılımcılarının çoğu bu 5G olimpik denemelerini heyecanla bekliyor. Çünkü dünya bağlantıda büyük bir sıçrama yapmış olacak.